Bir sıkıntın olursa beni ara demiştin Leman abla. Fatma'yı yolundan çevirmemize imkan yok. Evlenecekmiş bizim patronla. Beni sevmediğini söyledin. Sevmediğini söylemek, sevmek demektir. Ne olursa olsun, ne derse desin mücadelene devam et Murat. Neye yarar? Sonunda gene ben içkiye sarılacağım. Sen de daha fazla üzüleceksin. Fatma seçtiği yoldan geri dönmez Leman abla. Dönecek Murat. Buraları, bu batakhaneler yolunu kaybetmiş yüzlerce Fatma, yüzlerce Leman'la dolu. Sonunda onu buralarda görmek istemiyorum, anlıyor musun? Görmek istemiyorum. Bak, dinle beni. Laf olsun diye söylemiyorum. Yaşadığın hayattan nefret ettiğin belli. Bize gidelim Leman abla, annem mert kadındır. Bir iki acı söz eder ama sonunda affeder seni. Hadi gel benimle. İkinci anam ol. Sağ ol Murat, benim için artık çok geç. Yıllar evvel olsaydı belki. Şu an benim için yapabileceğin bir şey kalmadı artık. Anlıyor musun? Kızımı kurtar Murat, kızımı kurtarmanı istiyorum senden. Sizinle konuşmak istiyorum efendim. Ne hakkında? Fatma. Fatma mı? Fatma hakkında ne konuşabilirim seninle? Fatma'yı seviyorum. Senin değil, Fatma'nın seni sevmesi önemli. Niyetiniz ciddiyse aradan çekilmeye hazırım. Ama maksadınız başka. Özel hayatım kimseyi ilgilendirmez. Dışarı çıkın. Anlatamadım galiba. Dışarı çıkın dedim. Beyi dışarı çıkarın. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Eğer Fatma'ya bir şey olursa, eğer Fatma'ya bir zarar gelirse sizi yaşatmam, haberiniz olsun! Dışarı çıkmanızı rica ettim. Unutmayın bu sözümü, yaşatmam sizi! Yaşatmam! Hayrola Murat, ne oldu? Niçin erken geldin? Patronla kavga ettim anne, işten ayrıldım. Sonra anlatırım. Üzülüyorum Fatma, yanlış hareket etmiyoruz inşallah. Artık hepsi bitecek bu yalanların, yemin ettim sana. Hem dedim ya, ailesiyle tanıştıracak beni. Öyle heyecanlıyım ki, babama sen de olduğumu söyledim, unutma. Allah'a ısmarladık, güle güle. Sadece bir aile toplantısı olduğunu zannediyordum. Benim için çok büyük bir anlamı var bu gecenin. İkimiz de ömrümüzce unutmamalıyız bu geceyi. Sevmedim. Başım döndü birden. Şaşırtıyorsun beni. Çılgınca eğlenenleri kıskandığını söylemiştin bana. Önceleri renkli gelmişti bu hayat. Ama şimdi... Anladım. Sıkılıyorsun şimdi. (Gülüyor)
İstersen daha sakin bir yerde, mesela yukarıda bekleyelim annemleri. Neredeyse gelirler. Seni kaybetmek istemiyorum. Seviyorum seni. Biraz içer misin? Heyecanın geçer, sakinleşirsin. Bakalım annen beğenecek mi beni? Anneler için oğullarının evleneceği kızlar çok önemlidir. Öyle heyecanlıyım ki. Git buradan. Gitmek mi? Evet. Git buradan. Aldattım seni, yalan söyledim, kandırdım. Annemin geleceği yok. Annem yok daha doğrusu. Git dedim, kurtul benden. Kimseyi sevmedim ömrüm boyu, kimseye inanmadım. Şaşırtıyorsun beni. Ben de şaştım kendime zaman zaman. Tertemiz duygular duydum yanında. Kötülükleri atıp güzel şeyler hissettirdin bana. Güzeli duyurdun tekrar. Güzellikleri yaşadım yanında. Onun için git. Hemen. Hemen uzaklaş! Gitmem! Gidemem! Ne olursa olsun seninle olmak, ne olursa olsun yanında olmak istiyorum. Gönderme beni, yalvarırım! Peki. Sen istedin bunu. Sen istedin. İyi bir insan olduğuna inandım. Karın olmak istiyorum. Gönderme beni oralara. Kimsenin yüzüne bakamam. Küçülmek istemiyorum onların karşısında. Nereden çıktı bu yolculuk? Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum anne. Beni de götür. Ben sensiz yapamam. Şimdi olmaz anne. İşe yerleşince bir mektupla yerimi bildirir, yanıma aldırırım seni.